Efendim bir son dakika haberini paylaşacağız sizinle. Çünkü İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında patlama meydana geldi. E, doğal gaz kaynaklı olduğu ilk belirlemelere göre tespit edilen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Ve patlamanın etkisiyle e, görüntüler İzmir Torbalı'dan geliyor. Adeta e, o çevre bir savaş alanına döndü. Bir kez daha altını çizelim. Geride bıraktığımız dakikalarda İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binanın alt katında bir patlama yaşandı ve Patlamanın etkisiyle ilk etapta bölgede 3 kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayalım. Bununla beraber patlamanın etkisi oldukça yüksek çünkü bulunduğu alanda, çevrede de ciddi anlamda hissedilir derecede parçalanmalar var. Bölge adeta savaş alanına döndü ve büyük bir panik var. Yükselen sesin ardından sakinler de, çevre sakinleri de sokaklara dökülmüş. Durumda ilk müdahaleler yapılıyor. Görüntülerde de, ekrana yansıyan görüntülerde de görüyorsunuz. 112 acil sağlık ekipleri, ambulanslar orada ve tekrar vurgulamak gerekirse bu patlamanın bir doğal gaz patlaması olduğunun altını çizelim. Havalar çok. Yüksek sıcaklıkta seyrediyor ve İzmir'den hep yangın haberleri geliyorken farklı bir patlama haberiyle maalesef mültenimize devam ediyoruz. Bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Torbalı ilçesinde efendim bir binanın zemin katında patlama meydana geldi. Çok güçlü bir ses duyuldu çevreden, çevre sakinleri tarafından ve doğal gaz kaynaklı olduğu belirtildi. İlk tespitlere göre, ilk belirlemelere göre patlamanın... Ve e, olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Ve patlamanın etkisiyle adeta ortalık savaş alanına dönmüş durumda. Görüntülerde kameraya yansıyan bir ambulansı da e, görebiliyoruz. E, çevre sakinleri, esnaf yine sokaklara dökülmüş e, şekilde kameraya, görüntülere yansıyor. E, burası aslında Torbalı'da e, daha çok... Sitelerin ve apartmanların bulunduğu bir cadde, aynı zamanda marketlerin bulunduğu ve daha görece yeni apartmanların inşaatlarının da devam ettiği bir cadde ve bu cadde'de bir binanın zemin katında doğal gaz patlamasının yaşandığını geride bıraktığımız dakikalarda aktarıyoruz ekranımızdan bir son dakika gelişmesi olarak.